Sorumuz saf maddelerle ilgili. Saf madde için yargılarından hangileri doğrudur denilmiş? Öncelikle saf madde deyince aklımıza ne gelmeli? Biz maddeyi sınıflandırırken ikiye ayırıyoruz arkadaşım. Saf madde ve saf olmayan madde, ki saf olmayan maddelere karışımlar diyorduk. Peki saf madde deyince aklımıza gelmesi gereken şey ya o bir elementtir. Yani soru kökünde saf bir madde diyorsa aklımıza gelecek olan onun bir element olma ihtimali var ya da bir bileşik olma ihtimali var. Peki saf madde deyince saf maddenin tanımı zaten tek cins tanecikten oluşmak. Peki kimyada tek cins tanecik deyince aklımıza ne gelmeli? Tek cins tanecik deyince aklımıza gelecek şey, ki kimyada tanecik deyince aklımıza atom gelebilir, molekül gelebilir, yine iyon gelebilir ama iyonlar bu durumda bizi ilgilendirmeyecek. Elementler ise ya tek cins atomdan oluşan saf maddeler ya da tek cins molekülden, ama bu molekülü oluşturanlar aynı tür atomlar olmalı. Örnek verecek olursak mesela helyum bir soy gaz. Yine aynı şekilde neon soy gaz, doğada atomik yapıda bulunur. Mesela bazı metaller için konuşabiliriz. Altın gibi, platin gibi atomik yapıya sahip elementler tek cins atom içerirler. Peki moleküler yapılı elementler de tek cins atom içerir ama doğada aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan yapılar. H2 gibi, O2 gibi, Cl2 gibi, S8 gibi moleküler ama tek cins atom içeriyor. Peki bileşik dediğimiz zaman moleküler ya da iyonik yapılı olabilir. Ama bu soru için moleküler yapıyı inceleyecek olursak moleküler yapılı bileşiklerden örnekler, mesela karbondioksit, mesela amonyak, mesela sülfürik asit, H2SO4 birden farklı atom içeriyor ama tek cins molekül içeriyor. Bu tek cins tanecik içerdiği anlamına gelir. Dolayısıyla aynı cins taneciklerden oluşmak saf maddeler için, yani hem element hem de bileşik için doğru bir ifade. Peki saf madde olan element ve bileşiğin belirli ayırtıcı özellikleri var mıdır? Belirli koşullarda, yani belirli basınç ve sıcaklıkta belirli bir erime noktası, belirli bir kaynama noktası, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi, yine çözünürlük gibi, esneklik gibi özellikler saf maddeler için belirli ayırtıcı özelliklerdir ve belirli koşullarda belirli ayırtıcı özellikleri vardır. Örneğin bir atmosfer basınçta saf su için kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Yani belli bir değerdir. Peki veya saf su için artı 4 santigrat derecede yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Belli bir ayırtıcı özelliği var. Formül ya da sembolle gösterilirler. Elementleri gördüğünüz üzere sembollerle gösteriyoruz. Bileşikleri ise formülle gösteriyoruz. Formül dediğimiz yapılar farklı tür atomların ya da aynı tür atomlar içinde olabilir. Moleküler yapılı elementler de formül olarak ifade edilir. Bir araya gelmesiyle oluşan yapılar, yani bu bizim için formül olarak ifade edilir. Dolayısıyla her üç öncül de doğru. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Evet, bu sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya molekülden oluşmuştur diye sorulmuş. Tek cins atom, tek cins molekül içermek kavramı, tek cins atom, tek cins molekül içerme kavramı saf maddeler için geçer. Yani bu ifadeden bize sorulan maddenin saf madde olduğunu anlıyoruz. Peki saf madde deyince aklımıza ne gelecek? O ya bir element olabilir ya da bir bileşik olabilir. O halde bir inceleyelim verilen örnekleri. Hava bir karışım. Yani içeriğinde neler var? İşte bol miktarda azot, %78 civarında. %21 civarında oksijen gazı. Yine çeşitli karbonoksitler, karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt oksitler, SO3, SO2, azot oksitler, yani NOx'ler, eser miktarda soy gazlar, helyum, neon, argon gibi ve daha çok sayıda gaz bulunur. Aynı zamanda mesela bir miktarda su buharı bulunur. Dolayısıyla hava bir gaz karışımı, dolayısıyla tek cins atom ya da molekülden oluşmuyor. Yani bir numara benim için bir karışım. Dolayısıyla cevap değil. İki numara civa. Civa bir element. Sembolü de Hg'ydi.
Dolayısıyla element olduğuna göre o bir saf madde, yani 2 numara cevap. Su formülü H2O olan bir bileşik. Tek cins molekülden oluşuyor. Sadece H2O molekülleri. Dolayısıyla o da bir saf madde. O halde doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. Yanıt Edirne. Evet, bu soru bize elementlerin moleküler yapıya, bileşiklerin de moleküler yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. Yani sadece bileşikler değil, elementlerin de moleküler yapıya sahip olanları var. Ki biz şunu biliyoruz, yani sorudan bağımsız. Elementler ya atomik yapılıdır ya da moleküler yapılıdır. Yani atomik yapıya örnek verecek olursak soy gazlar olabilir. Helyum, neon, argon gibi. Moleküler veya birkaç tane metal de sayabiliriz atomik yapı için elementlerde. Mesela demir gibi, altın gibi, platin gibi. Moleküler yapıya örnek verecek olursak H2 gibi, N2 gibi, O2 gibi, O3 gibi, nokta nokta. Yani moleküler yapılı elementler de olabilir. Yine bileşikler ise, yani bunu ekstra bilgi olarak söylemek istedim. Ya moleküler yapıya sahiptir ya da iyonik yapıya sahip. Moleküler yapıya sahip olanlara örnekler, mesela karbondioksit gibi, H2O gibi, NH3 gibi ametal atomlarının oluşturduğu moleküllerden bahsediyoruz bileşiklerde. Peki iyonik yapıya sahip olması için mesela NaCl metal ametal ya da mesela potasyum nitrat metal ve kök potasyum iyonu ve nitrat iyonu. Daha çok sayıda örnek verilebilir. Şimdi sorumuza dönelim. Element molekülü, bileşik molekülü. Azot molekülü dediğimize göre kastettiğimiz N2. O bir element molekülü. Amonyak molekülü dediğimiz zaman amonyak NH3'tü formülü. O bir bileşik. Bileşik molekülü. Su molekülü dediğimiz zaman formülü H2O'ydu. O bir bileşik molekülü. Ozon molekülü dediğimiz zaman kastettiğimiz O3. O bir element. Neden? Hocam O2 elementi. Hayır, O3 de element. Çünkü tek cins atom içeriyor. Sadece oksijen atomları. Peki karbondioksit molekül dediğimiz zaman farklı element atomlarından oluşmuş bir bileşik. Dolayısıyla doğru eşleştirme element molekülü olanlar 1 ve 4. Dolayısıyla C seçeneğinde ortaya çıkıyor. Bileşik molekül olanlar da 2, 3 ve 5. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet, sorumuzda bize bir element, bir de bileşik verilmiş. Cu tek bir atomdan oluşuyor. Dolayısıyla belli bir sembolü ifade ediyor. Bir element. CuO ise birden farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir saf yapı. Belli bir formülü var. O ise bileşik. Şimdi inceleyelim. Cu bir element, CuO bir bileşiktir. Bu ifade doğru. Cu bir element sembolü, CuO bir bileşik formülüdür. Evet. Tek cins bir atom içeriyor. Dolayısıyla tek bir atomdan oluştuğu için sembol. Birden farklı atom içeriyor. Dolayısıyla o bir bileşik formülü. Cu aynı cins atomlardan oluşur. Elementler aynı cins atomlardan oluşur ki Cu sadece Cu atomlarından oluşuyor. Yani bakır elementinden bahsediyoruz. CuO yani bakır 2 oksit dediğimiz bileşik yalnızca kimyasal yöntemlerle elementlerini ayrışır. Evet, bileşiklerin oluşması da ayrışması da kimyasal arkadaşım. Peki CuO bileşiği Cu elementinin özelliklerini taşır. Bileşikler oluşurken ki CuO bileşiğini oluşturan elementler Cu ve oksijen. Bir araya gelip reaksiyon sonucu CuO'yu oluşturabilir. Bu oluşum esnasında elementler özelliğini kaybeder. Yani bileşiğin yapısındaki elementler kendisini oluşturan, daha doğrusu bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Dolayısıyla taşır dediği için bu ifade yanlış. Doğru cevap E seçeneği olacak. Evet, sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisi yukarıda verilen özelliklerin hiçbirine sahip değildir diye sorulmuş. Bir bakalım. Bir kere saf maddedir. Aşağıdaki maddeleri inceleyecek olursak gümüş element. Elementler ve bileşikler saf madde. Yani saf deyince element ya da bileşik olabilirdi. Fosfor bir element. Sofra tuzu NaCl bir bileşik. Şeker bir bileşik. Hatta glikozdan bahsediyorsak C6H12O6. Yani
Formülü böyle olan bir bileşik. Dolayısıyla D seçeneğini inceleyelim. Tuzlu su dediğimiz yapı ise bir bileşik olan NaCl ile suyu bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani su H2O. Peki tuzlu su saf bir madde midir, bir karışım mıdır? Tuzlu su bir karışım mıdır? Çünkü içeriğindeki NaCl ve su bir araya gelerek kimyasal bir dönüşümle bir araya gelmiyor. Dolayısıyla o bir karışım. O zaman bir kere cevap ortaya çıktı. Saf maddedir demiş ama saf madde özelliğini taşımıyor. Ama diğerlerini de inceleyelim. Aynı cins moleküllerden oluşur. Aynı cins moleküllerden oluşan şeker aynı cins moleküllerden oluşuyor. Fosfor moleküler yapıya sahip bir element. Tuzlu su aynı şekilde moleküler yapı içerir. Doğru, H2O var içerisinde ama iyonik yapılar da içerir. Ve aynı cins moleküllerden oluşmuyor. Yani aslında saf olmayı tuzlu su sağlamadı. Aynı cins moleküllerden oluşmayı da tuzlu su sağlamadı. Sembolle ya da formülle gösterilir. Karışımların belli bir sembolü ya da formülü yoktur. Diğer seçeneklerdeki maddelerin her birisi yukarıdakilerden en az birisini sağlarken tuzlu su yukarıdaki bilgilerden hiçbirisini sağlamadığı için cevaptır. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, sorumuzda bir madde aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse element değildir diye soruyor. Yani element olmayanı bulmamız lazım. Elementlerin belli özellikleri vardı. Yani bir kere elementler nasıl maddelerdi? Bileşikler ve elementler saf maddeler. Peki, elementlerin belli bir sembolü var mıydı? Evet, sembolle gösteriliyorlardı. Peki, tek cins atomlardan mı oluşuyorlardı? Evet, tek cins atom. Bir bakalım. Belli bir sembolün olması, evet, elementlerin belli bir sembolü vardır. Bu onun element olduğunu ispatlar. Biz element değildir arıyoruz. Tek cins atomlardan oluşması da element olduğunu ispatlar. Çünkü bileşikler ve karışımlar farklı cins atomlar içeriyorlardı. Kimyasal yolla bileşenlerini ayrışabilmesi. Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerini ayrıştırılamazlar. Peki, tek cins atomlardan oluşan moleküllerden meydana gelmesi. Bir kere tek cins atom dediğine göre o yine element. Örnek verelim. Mesela O2 sadece oksijenli atomlarından oluşmuş moleküler yapıya sahip bir element. Proton sayıları aynı olan atomlardan oluşması. Bu zaten elementin modern tanımı. Yani modern element tanımı şuydu. Aynı sayıda proton içeren atomların topluluğu. Peki, modern element tanımı da buna dedik. Dolayısıyla kimyasal yolla bileşenlerin ayrılması bir element için mümkün değil. Dolayısıyla o bir element olamaz. Ne olabilir? Kimyasal yolla bileşenlerini ayrışan bir şey çok yüksek ihtimalle bir bileşik. Doğru cevap C seçeneği. Evet, sorumuz bize bileşikler ve karışımların ortak ve farklı özellikleriyle ilgili bilgiler veriyor. Ama şu şekilde sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisi hem bileşikler hem de karışımlar için her zaman doğrudur. Yani karışım ve bileşiğin her ikisi için de doğru özellik olacak. Homojen yapıdadırlar. Yani bileşikler bazen homojendir. Daha doğrusu bileşikler çoğunlukla homojendir. Ama her zaman homojen değildirler. Bileşikler hal değiştirirken, aslında bu saf maddelerin hepsi için geçerli. Hal değiştirirken görüntüleri heterojendir. Hal değişimi dışında homojendirler. Karışımlar için konuşacak olursak, karışımların homojen olanı da var, heterojen olanı da var. Yani mesela etil alkol su karışımı homojen bir karışım. Ama mesela zeytinyağı su karışımı heterojen bir karışım. Dolayısıyla tüm karışımlar homojendir diyemedik. Bileşikler de her zaman homojendir diyemiyoruz. Yani bir bileşik hal değiştiriyorsa görüntüsü heterojen bir görüntü olacak. Dolayısıyla bu gitti. Tek cins molekül içerir. Bileşikler tek cins molekül içerir. Ama karışımlar için bunu söylemek mümkün değil. Yani karışımlar farklı maddelerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu ve özelliklerini kaybetmiyorlardı. Dolayısıyla her ikisi için her zaman doğru değil. Fiziksel yolla bileşenlerine ayrılırlar. Bu ifade karışımlar için geçerli. Karışımlar basit fiziksel yöntemlerle, damıtma gibi, ayırma unisi gibi yöntemlerle bileşenlerine ayrılabiliyor ama bileşikler ayrılmıyor. Onlar kimyasal yöntemlerle ayrılıyor.
Farklı cins atom içerirler. Hem bileşikler hem de karışımlar için ortak olanı bulduk. Bileşikler ve karışımlar her ikisi için ortak özellik farklı cins atom içerir. Örnek verecek olursak mesela su bir bileşik ve iki farklı atom içeriyor. Yani farklı cins atom var. Ya da tuzlu su, NaCl su karışımı bir karışım içeriğinde farklı cins atomlar var. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. E seçeneğine bakalım. Farklı cins molekül içerirler. Eğer farklı cins tanecik içeriyorsa o saf madde olamaz. Farklı cins molekül içerdiğine göre bu bileşikten bahsetmiyor. Bu özellik sadece karışım için doğru olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Herhangi bir saf madde için aşağıdaki yargılardan hangisi her zaman doğrudur denilmiş. Öncelikle saf madde deyince aklımıza gelecek olanı tekrarlayalım. Saf madde deyince ya element olabilir ya da bileşik olabilir. Bakalım. Tek cins atom içerir. Tek cins atom içermek elementlere özgü bir şey. Dolayısıyla herhangi bir saf madde için her zaman doğrudur dediğine göre hem element için hem de bileşik için doğru olmalı. Bu sadece element için doğru. Özelliğini taşımayan bir maddeye ayrıştırılamaz. Elementler özelliğini taşımayana ayrıştırılamaz ama bileşikler kimyasal yolla ayrışır ve ayrışmaları sonucunda yeni maddeler ortaya çıkar. Yani bileşiğin özelliğini taşımayan maddeler ortaya çıkar. Dolayısıyla bu element için doğru ama bileşik için değil. Farklı cins atom içerirler. Farklı cins atom içeren bileşikti. Elementler tek cins atom içeriyordu. Formülle gösterilirler. Herhangi bir saf madde için her zaman doğru olacaksa mesela helyum bir element ve sembolle gösterilir. Yine aynı şekilde kalay bir element ve sembolle gösterilir. O halde bu da her zaman doğru değil. Hal değişim süreci dışında homojendir. Evet, saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit ama hal değiştirirken görüntüleri heterojen olur. Yani mesela buz erime süreci içerisindeyken ki buz dediğimiz H2O katı su ile bir aradadır. Dolayısıyla H2O sıvı. O halde görüntümüz heterojendir. O zaman saf maddeler hal değişim süreci esnasında heterojen görüntülü, hal değişim süreci dışında ise homojendir. Saf madde deyince hem element hem de bileşik için bu durum geçerlidir. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet, ÖSYM kıvamında bir soru. Önce bilgiyi bir okuyalım. Su, yani su deyince H2O ama bize yine de bilgi de vermiş. Bu arada bu ifadesi bileşiklerle ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangilerini içermektedir? Yani sadece ifadeden çıkartacağız yukarıdakileri. Yani kendi bildikleri bizim çok fazla bir önemi yok. Su elektrolizi ile yanıcı hidrojen ve yakıcı oksijen gazlarını ayrışan H2O formülü ile gösterilen bir bileşiktir. Bir bakalım. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. İnceleyelim. Bizim bileşiğimiz su yani H2O'ydu. Belli bir formül olan bir bileşik. Peki H2O benim biliyorum ki söndürücü. Ama hidrojen için bir bilgi vermiş yanıcı, oksijen için bilgi vermiş yakıcı, su ise söndürücü. O halde bizim oluşan bileşiğimiz kendisini oluşturan elementlerin özelliğini taşımıyor. Yani bu bilgiden buna ulaşabiliyorum. Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir kütle oranı vardır. Yani aslında biz buna sabit oran diyoruz. Bileşikte sabit oran diye bir şey vardı. Biz bunu kütle oranı olarak yapabileceğimiz gibi bu sonuca şuradan da ulaşabiliriz. Belli bir formülü olan her şey, yani bileşiklerden bahsediyorum, rastgele birleşmiş şeyler değildir. Bu formülün oluşması esnasında her iki hidrojene karşılık, iki hidrojen atomuna karşılık bir oksijen atomu bir araya gelmiş. Mesela bu değer 4 hidrojene 2 oksijen de olabilirdi. 6 hidrojene 3 oksijen de olabilirdi. Ama sadeleştirdiğimiz zaman formülümüz yine H2O olurdu. O halde bileşiği oluşturan elementler arasında belli bir kütle oranı vardır. Formülden anlaşılabilir. Bundan sonraki sorular için söylüyorum. Bir bileşiğin formülü sabit oranın ispatıdır. Size sadece bir bileşik formülü verse, dese ki işte formülümüz NH3'tür. Buradan ne ispatlanır buna bakarak sadece bunu vermiş olması bile sabit oranı ispatlar.
Bileşiklerin belli erime ve kaynama sıcaklıkları vardır. Bizim metinde bize verilen bilgide işte H2O'nun belli bir erime noktası, belli bir kaynama noktası ne olduğu, bunların sıcaklık değerlerinin ne olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla bu ifade doğrudur ama bize verilen bilgiden çıkarabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir sonuç değildir. O halde doğru cevap C seçeneği. Evet, X, Y, Z saf maddeleriyle ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Bize sorduğu şey X, Y, Z saf maddeleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Önce bir bakalım. Bir kere bunların saf olduğunu kaçırmayalım arkadaşım. Yani bu X, Y, Z saf maddeleri ya element ya da bileşik. Yani bunlar için element veya bileşik diyebilirim. Tamam. Peki. X ayrıştırıldığında Y ve Z oluşuyor. Bir kere element olsaydı X ayrıştırılıp içinden iki yeni farklı madde çıkmayacaktı. Dolayısıyla X'in yapısından iki yeni farklı madde çıktığına göre X bir bileşik. Yani X'i ayrıştırıyorum, Y ve Z elde ediyorum. Peki X'in ne olduğunu biliyorum, bileşik. Peki Y ve Z için net bir şey söyleyemiyorum. Okumaya devam edelim. Z, X'in içerdiği tüm atom türlerini içeriyor. Yani diyelim ki X, A ve B atomlarını içeriyor olsun. Z de A ve B atomlarını içeriyormuş. O halde şunu söyleyebilirim. Z de birden farklı atom içeriyor. Birden farklı atom içerdiğine göre ve zaten en başta vurgulamıştık. Bunların hepsi saf madde. Onu kaçırdığınız zaman tekrar tekrar başa dönmek zorunda kalacaksınız. Z de bir bileşik. Peki o halde Y'yi inceleyelim. Y atomik yapılı. O ne güzel. Atomik yapılı olduğuna göre atomik yapılı bir şey sadece element olabilir. Y de bir element. Şimdi artık çözmeye başlayabiliriz. Artık biliyoruz ki X bileşik, Y element, Z de bileşik. X bir bileşiktir, bu ifade doğru. Y bir elementtir, bu ifade doğru. Y ve Z'nin kütleleri toplamı, yani aslında bu kütlenin korunumu kanunu. Lavoisier, Antoine Lavoisier bulmuştu. Bir kimyasal reaksiyonda tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan yani oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmalı. O zaman X'in kütlesinin toplamı yani harcanan X kütlesi oluşan Y ve oluşan Z kütlesinin toplamına eşit olmalı. Y ve Z'nin kütleleri toplamı X'inkine eşittir. Bu ifade de doğru. Y'nin belirli ayırtıcı özellikleri vardır. Bir kere bunların tamamının belirli ayırtıcı özelliği var. Çünkü bunlar saf madde. Saf maddelerin her zaman belirli ayırtıcı özellikleri var. Yani doğru. Z atomik ya da molekülli yapıda olabilir. Şimdi bir kere Z bir bileşik. Bileşik olduğuna göre bir bileşiğin atomik yapıda olma şansı yok. Bileşikler ya moleküler yapıya sahiptir, farklı tür atomlar içerecek ya da iyonik yapıya sahiptir. Mesela karbondioksit gibi moleküler yapıda olabileceği gibi NaCl gibi iyonik yapıda olabilir ama atomik yapıda olamaz. O halde yanlış olan E seçeneği. Evet. Element, bileşik ve karışım olduğu bilinen X, Y, Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor denilmiş soruda. Peki o halde ben şuraya X, Y ve Z olarak yazayım. Element mi, bileşik mi, karışım mı? Bununla ayrımını yapacağız. Yani element, bileşik ve karışım olma ihtimalleri var. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? X fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamıyor. Yani hiçbir kim fiziksel ya da kimyasal yolla ayrışmıyorsa o element olmalı. Çünkü biz ne biliyoruz? Karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılabiliyordu. Bileşikler de kimyasal yolla ayrıştırılabiliyordu. Ama elementler fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamıyor. X ve Y'nin karışımından Z elde ediliyor. O zaman X ve Y'yi karıştırdığım zaman Z elde ettiğime göre Z bir karışım olması lazım. Peki. Z 3 farklı cins atom içeriyor. Yani bir kere X'ten başlayalım. X de elementti. O zaman bir cins atom içerir. Sonra biz X'i ve Y'yi karıştırdığımız zaman Z'yi elde etmişiz. Z de 3 farklı cins atom içeriyor. 3 farklı cins atomdan bir tanesi X'ten geliyor. O halde iki tanesi de Y'den gelmeli. O zaman Y de iki cins atom içeriyor ve birbirinden farklı iki cins atom içeriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir bakalım. X ve Y element Z karışımdır. X'in element olduğunu, Z'nin de karışım olduğunu biliyoruz. Ama Y için
İki cins atom içeriyor. O bir element olma şansına sahip değil. Dolayısıyla bu öncül gitti. Y iki farklı cins atom içerir. İki farklı cins olmak zorunda. Çünkü Z 3 farklı cins atom içeriyordu ve X'in ve Y'nin bir araya gelmesiyle Z oluşuyordu. Z'deki 3 farklı cins atomdan birisi X'den geldiğine göre Z'deki diğer 2 farklı cins atom da Y'den gelmek zorunda. Dolayısıyla Y 2 farklı cins atom içerir. Z'nin oluşumunda X ve Y özelliklerini kaybeder. Z bir karışımdı. Karışımlar oluşturulurken onu oluşturanların özellikleri ortadan kaybolmaz. Dolayısıyla bu öncül de doğru değil. Doğru cevabımız yalnız 2 olacak. Ama Y için farkındaysanız bileşik mi, karışım mı net bir şey söyleyemedik. Ama iki farklı cins atom içerdiğini sorudan çıkartabildik. Evet, sorumuzda bir bilgi verilmiş. Önce onunla başlayalım. Oda koşullarındaki saf bir sıvı ile yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Oda koşullarında saf bir sıvı. Yani bu saf sıvı dediğimiz zaman aklımıza ne gelebilir? İşte su olabilir, amonyak olabilir. Yani bir bileşik olabilir, cıva sıvısı da olabilir. Yani element ya da bileşik. Bunu biliyoruz. Peki. Başlangıçtaki maddenin bileşik olduğunu kanıtlamak için, yani bu saf bir sıvının bileşik olduğunu ispatlamak istiyorum. Bileşik. O zaman bileşik olarak kabul edelim bakalım ispatlayabiliyor muyuz? Bileşik olduğunu ispatla. Bunu ispatlayabilmek için yukarıdaki sonuçlardan hangileri tek başına yeterlidir? İnceleyelim. Mesela bir tek başına yeterli mi? İçine potasyum metali atıldığında, yani mesela şöyle yapalım. Potasyum artı bilmediğimiz X bileşiği, yani şunun X bileşiği olduğunu kabul ediyorum. Etkileşime girdiğinde potasyum hidroksit elde ediyormuşuz. KOH artı hidrojen gazı elde ediyormuşuz. Yani şimdi bir şeyler eksik. Nasıl? Yani bu oksijen ve hidrojen nereden gelmiş olmak zorunda? Potasyum yapısında oksijen ve hidrojen yok. Sadece potasyum içeriyor. O zaman X'in yapısında oksijen ve hidrojen olmalı. Bir kere bunun saf bir sıvı olduğunu biliyorum. Ve iki farklı cins atom içeriyor. O halde onun bileşik olduğunu ispatlamış olduk. Farklı cins atomlar içeriyor ve saf. Saf olduğunu da bilgi de zaten başlangıçta vermişti. Hatta nedir o diye sorulduğu zaman o aslında H2O'dur. Hatta denkleştirirsek şurası da 1 bölü 2'dir. Diğerini yazınca çıkacak. Ama önemli olan farklı cins atomlar olduğunu fark etmiş olmamız. Yani formülünü falan yazabilmek değil. Dolayısıyla bir tek başına onun bir bileşik olduğunu ispatlıyor. Sabit basınçta erime süresince sıcaklığı sabit kalıyor. Yani bu onun saf madde olduğunu ispatlar ki yukarıda zaten saf olduğunu vermişti. Ama o saf madde ya element olabilir ya da bileşik olabilir. Yani bu bilgi hem element hem de bileşik için geçerli. Biz bileşik olduğunu ispatlamaya çalışıyorduk. Bu tek başına yeterli değil. Eksi 25 santigrat derecede donuyor. Yani aslında belli bir koşulda belli bir donma noktasının olduğunu gösteriyor. Bu da onun saf olduğunu ifade ediyor. Yani ya element ya bileşik. Tek başına bileşik olduğunu ispatlamadı. O halde doğru cevabımız yalnız 1, yani A seçeneği.